Dün gece rüyamda kahveyi gördüm. Böyle titreyerek filan uyandım. O beni alt etmeden ben onu alt etmeliyim. Kötü alışkanlığımla yüzleştim ve terapiye gitmeye karar verdim. Psikoloğum bu durumun sebebini elbette ki bulacak. Burhan'ım bravo bebeğim, çok çağdaşsın. Sağ ol. Burhan Bey, psikoloğa giderken kaçıp gene kahveye gitmeyin sakın ha. Ha yok yok, Aslı yorum götürecek beni. Hatta kapıyı üzerime kapatacak. Ay kolay gelsin kız. Sağ ol. Burhan Bey, hadi çıkalım mı? He, çıkalım mı diyorsun? İyi hadi, görüşürük. Son bir kahveye mi gitsek? Hayır, Burhan Bey, olmaz lütfen. Hadi gidelim. Beş dakika güzel Burhan kızım. Bey, yapmayın bunu. Bak yavrum, beş dakika bak. Çok ısrar ediyor. Son bir defa söylüyorum sana. Hayır, son bir defa döndü Burhan Bey. Artık bunu hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ne olur yavrum, çok istiyorum. Hayır, bakın, illet bulaştı üstüme. Ne olur bana yardım et. Bir daha gitmeyeceğim. Söz. Altın buruş istiyorum. Altın buruş. Ne olur. Yavrum, beni götür. Ne olur, bir kahveye gidelim. Ne olur, illet bulaştı üstüme. Burhan Bey. Ne olur. Dur, bir tabii ki yaşamımda Fransız dadım Madame Tussaud'un çok büyük etkileri olduğunu söyleyebilirim. Rahmetli Paşa dedem bana derdi ki sayın altın top derdi. Dedeniz. Evet, biz birbirimize öyle hitap ederdik. Öyle bir aileydik biz. Sayın altın top derdi Paşa dedem. Akşam beş çayında fincana sen gitmeyeceksin. Fincan sana gelecek derdi Paşa dedem. Öyle adab-ı muaşeret testleri vardı rahmetlinin. Burhan Bey. Söyleyeceğim. Bu şekilde size yardım edemem. Lütfen caka satmayın. Gerçek anılarınızı anlatın. Çünkü bu kahveye gitme işinin sizde aniden niye bağımlılık haline dönüştüğünü bulmaya çalışıyoruz. He. Şimdi çocukluğunuzdan, ailenizden, özellikle babanızdan ve amcalarınızdan söz edelim, ha? Çok yavuşuklu insanlardı. Çok asil insanlardı. Golf oynarlardı. Çok büyük Burhan arardı. Burhan Bey. Ey tamam ya, tamam anlatacağım. Dik dur. Hah, bak şimdi. Bu kağıtlara İhsan'cığım, belediye başkanlığı mevkiinde söyleyeceğin her şeyi tek tek yazdım, tamam mı? Hiçbirini unutma. Çokmuş ya. Ama hepsi çok yakın arkadaşlarımızın ricaları İhsan. Bak hiçbirini unutma, tamam mı? Hepsine söz verdik. Ama ben başka şeyler söylemek istiyordum. Olmaz artık İhsan. Sözler verdik, vaatler aldık. Bizi destekleyen insanları hayal kırıklığına uğratamayız. Hepsini iyice oku bakayım şimdi. Oku. Hoş geldiniz Burhan Bey. Ne dedi psikolog? Ya bilmem bir şey demedi. Kahveye gitmeyi seviyorsunuz dedi bana. Canım onu biliyoruz da zaten. Hani bağımlılık niye olmuş onu soruyorum. He. Bilmem ki. Konuşmadı bu konuyu. Burhan Bey bir şey var ama benden saklıyorsunuz. Ben gözlerinizden anlarım. Ne dedi doktor? Ya sizi kahvehaneleri bu kadar çeken şey neymiş? Genetik yatkınlık. Genetik yatkınlık mı? He. Benim şimdi bütün atalarım, dedem, büyük dedem, amcalarım, babam hepsi kahveye takıldığı için ondan dolayı bana öyle kodlanmış. Görüyor musun bak? He, bu benim gen haritamda varmış. Uyuyan bir devi uyandırmışım. Kahveye girer girmez hemen de tetiklemişim ha. Ne olacak şimdi peki? Her kötü alışkanlıkta olduğu gibi light'ına geçeceğim. Nasıl yani? Hani sigarayı bırakmak için light içersin ya. Bana dedi ki bebek kahveye takıl dedi. Ben de orası bana çok uzak dedim. Onun için dedi, evin içerisinde kahve ortamı yaratın dedi. Ha, evinde içsin gibisinden. Ne? Yani alkolikleri böyle evde sofra kurarlar ya hani, evinde içsin, kontrol etsin gibisine. Onu diyorum yani. Ay biz geç kaldık. Hadi biz gidiyoruz belediyeye. Gel. Oo, başkanımın icraat günü ha bugün. Bizim arsa işini halledeceksiniz değil mi Makbule? Tabii tabii, hepsini ayarlıyoruz, burada yazıyor. Hadi.
Keşke atalarım golf oynayan insanlar olsaydı. Of, çok üzülüyorum kendime. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.